öyle bir zamanda yaşıyoruz, bir çağda yaşıyoruz ki artık bilim ve bilimsel değerler, yani bilginin kendisi doğrudan ekonomik karşılık buluyor. Know-how veya marka veya isim hakkı aslında üründen çok daha on binlerce katı para ediyor. Onun için de telif hakları ve patent hakları denilen bir kurum var. Bunları kullanabilmeniz için bunun karşılığını ödemeniz gerekiyor. Ya da kaynak göstermeden kullanma şansınız yok. Milli para veya yerli para tabiri doğrudan doğruya Profesör Doktor Haydar Başbey'e tescilli bir tanımdır. Kaynak göstermeden kullanılması da aslında telif haklarına girer, patent haklarına girer. Onun için bu ibareleri kullanan insanları uyarmamız gerekiyor. Bir diğer taraftan, eğer marka değeri olan bir konuyu konuşuyorsanız, aynı zamanda çarpıtarak da kullanamazsınız. Yani bizim Gaziantep'imizin baklavası var değil mi? Gaziantep baklavası tescillidir. Siz de baklava yapıp satabilirsiniz ama bunun adına Gaziantep baklavası derseniz size dur derler. Bunun içeriğini kontrol ederler. Ne kullandığınızı, ne kadar kullandığınızı, her şeyinizi kontrol altına alırlar. Ancak o takdirde Gaziantep baklavası adı altında kullanırsınız. Bunun da isim hakkını ödeyerek kullanırsınız. Onun için çarpıtarak kullanmak ya da efendim içini doldurmadan bunun edebiyatını yapmak son derece hukuk önünde de tehlikelidir. Bunun uyarısını yapmak zorunda hissediyorum. Ve hemen şunu söylemek gerekiyor. Milli para, yerli para nedir? Profesör Doktor Haydar Başbey'in 2005 Milli Ekonomi Modeli kitabında açıkça tarif edilen bir şey var. Diyor ki bir devletin, bir milletin ürettiği mal ve hizmetin ve yeraltı, yerüstü kaynaklarının karşılığında basılan paradır. Bunun dışında paralar yerli para veya milli para olamaz. Onun için bunun adını kullanarak başka bir içerikte milli para tanımını ortaya koyarsanız telif haklarına efendim tecavüz etmiş olursunuz. Siz paranızı konvertibilite, uluslararası konvertibilite karşılığında başka bir paraya efendim endeksleyerek basarsanız bunun adı hiçbir şekilde üzerinde ne yazarsa yazsın yerli parada, milli parada olmaz. Bir başka konu, bazı aklı evveller var. Burada Konyalı arkadaşlarımız var. O bölgede de çok duyuyorum ben. Efendim altına endeksleyelim lafı var. Altına endeksleyelim. Şimdi milli ekonomi modeli çok farklı bir modeldir. Milli ekonomi modeli ekonominin kemale ermiş formudur. Niçin? Çünkü kemale erdirilmiş bir inançtan kaynaklanarak ortaya çıkmıştır. Dünyadaki altın sınırlıdır. Ne kadar olursa olsun sınırlı bir rezervdir. Ama milli ekonomi modeli sınırsız bir büyümeyi hedefler. Yani sürekli büyümeyi temin edecek, çağlar boyunca uygulanabilecek kemale ermiş bir ekonomidir. Onun için sınırlı bir rezervle karşılık tutulamaz. Altın da olsa, başka bir madende olsa bunu endekslediğiniz para milli para veya yerli para olmaz. Onun için bu aklı evvelleri duyarın. Deyin ki milli ekonomi modelinin ürünüdür ancak milli para. Ve o da Profesör Doktor Haydar Başbey'in adına tescillidir. Kullanmak isterseniz ona gideceksiniz, karşılığını ödeyeceksiniz ya da onun dediği gibi yapacaksınız, onun eliyle uygulayacaksınız. Saygılar sunuyorum.